Artık seni yanında daha çok görüyorum anneciğim. Çünkü babam senin odanda senin yatağına yatmama izin veriyor. O yüzden çok mutluyum. Geceleri hiç korkmuyorum. Senin beni koruduğunu biliyorum. Babam beni seviyor. Eskiden de seviyordu ama içinde canavar vardı. Şimdi canavar kaçtı, yok artık. Yeni bir dadım var, adı Bahar. Ben Bahar ablamı çok seviyorum, o çok iyi biri. Eğer o bana yardım etmeseydi, babamın içindeki canavarı kollayamazdım. O çok yardım etti bana. Bütün çiçeklerimi verdim anneme. Aferin kızım, çok güzel oldu. Hadi sen Süleyman amcanın yanına git, benim de söyleyeceklerim var anne. Birazdan geliyorum, tamam mı? Sana daha da çok benziyor. Eskiden onunla seni görmek bana acı veriyordu. Şimdi hoşuma gidiyor. Evdeymişsin gibi geliyor bana. Sanki yanındaymışsın da bir yere gitmişsin gibi. Öyle uzağa da değil, mutfağa falan. Birazdan dönecekmişsin. Ya da arkamdan geçmişsin, kokun havada kalmış. Saçların yüzüme değmiş. Arkama saklanmışsın bana oyun oynamak için. Nefesini duyuyorum. Öyle işte. Hasretimi gideriyor. Özlemine dayanmak için bana güç veriyor. Siz gidin, biz buradayız. Deniz Hanım. Efendim Süleyman Bey. Şurayı görüyor musunuz? Görüyorum Süleyman Bey. Tam oraya gelir misiniz? Geldim. Şimdi sizden bir şey istirham edeceğim. O ne demek? Sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim. Ne isteyeceksin? Şimdi ben annenizin mezarına kadar gideceğim. Bir süre orada kalacağım. Ondan sonra hemen yanınıza geleceğim. Bu süre zarfında bu ayağınızı bastığınız noktadan kımıldamayacaksınız. Bu konuda bana söz verir misiniz? Söz veririm ama çok bekletmeyin beni Süleyman Bey. Hemen döneceğim. Merhaba. Ben sosyal bir işte çalışan, asosyal bir adamım. Bu yüzden hikayesi olan insanları çok severim. Neden derseniz, insan göçüp gittiğinde geriye yalnız hikayesi kalır. Anlatılmaya değer bir hikayesi olan insan, değerli bir insandır. Benim hayatım hep benim gibiler arasında geçti. Başkalarının hikayelerine yer aldık. Kendimize ait bir hikayemiz olmadı. Siz şu kısacık hayatınızdan geriye anlatılmaya değer bir hikaye bıraktınız. Öyle güzel bir hikayeydi ki bu. Bazılarına hayatın gerçeğinden yakın geldi. Kendi hayatlarının gerçeğinde hikayesiz kalanlar başkalarının hikayelerinde figüran olmaya mahkumdurlar. Dilerim ben de bu hayattan göçüp gittiğimde ardımda anlatılacak bir hikaye bırakabilirim. Sizin gibi. İşte geldim. Sizi beklettiğim için özür dilerim Deniz Hanım. Rica ederim Süleyman Bey.
Hepsinin ölüm tarihi aynı. Nasıl oldu? Trafik kazası. Tatilden dönüyorduk. Çorbasını içer Gazlı abla. Ebesin. Alo. Bahar. Merhaba canım ya, özledim seni. Vallahi ben de seni çok özledim. Buluşalım bir gün. Çok iyi olur vallahi. Baksana ben seni niye aradım? Bu Ziya var ya. Karısından boşanıyor. Boşanma davası açmış. Ya. Karısı boşanmak istemiyordu. Bilemem artık, haberin olsun diye aradım. Sağ ol da Seda, bir şey fark etmez artık. İşim var, kapatacağım. Görüşelim tamam mı? Olur olur. Hoşça kal. Bahar abla. Hep birlikte saklambaç oynayacağız. İş büyüdü Bahar'ın. Tamam. Baba, sen bizimle oynar mısın? Neymiş o? Niye oynuyorsunuz? Saklambaç. Ama olur mu kızım? Yani ben kocaman adamım. Yanıtsana mı baba ya? Hadi ama baba. Şimdi... İçeride oldu mu? Ben buraya geldim işte. Soner Bey'in de burada olduğunu bilmiyorum tabii. Çıkamadım da. Şimdi kim yanıyor? Beni mazur görün, ben bir
Yüzümü yıkayayım. Ben biraz hava alayım. Öf ya, ne oldu bunlara? Ben hiçbir şey anlamadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.